Evet arkadaşlar, muhteşem tadıyla beraber muhteşem bir görüntüye de sahip tatlımız. Merhaba arkadaşlar, bugün şöyle güzel hafif bir tatlı yapalım. Bunun için tencereye 125 gram tereyağını alıyorum ve ateşe koyuyorum. Yağ erirken üzerine şöyle bir su bardağı un koyuyorum. Ve birlikte kavuruyorum arkadaşlar erimesi için. Şöyle unun kokusu çıkıncaya dek kavuralım arkadaşlar. Tatlımız çok güzel olsun. Bir süre kavurduktan sonra içine bir su bardağı şeker alalım. Evet, şimdi 1 litre sütü içine yavaş yavaş aktaralım arkadaşlar. 1 litre süt ekleyeceğiz. Artık sütün hepsini boşaltıyorum. 2 bardağını yavaş yavaş koydum ve tamamı alındı sütün. Şimdi bunu güzelce bir koyulaşıncaya dek karıştıracağım arkadaşlar. Evet, tatlım çok güzel bir şekilde kaynadı ve ağırlaştı. Bu tabii ki tavuk göğsü, yalancı tavuk göğsü. Bunu farklı bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, göz göz kaynamaya başlayan tatlımın altını kapatıyorum ve bir vanilya ekliyorum. Şimdi hemen soğumadan bir mikserle çırpacağım. İçerisinde topaklanma varsa, ki görünür de yok ama yine de bir mikserden geçirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımı şöyle kişiye özel olsun kuplara koyuyorum. Arkadaşlar, bunları tepsiye aldım ve hemen balkona koyacağım. Bir an önce soğusunlar. Onlar soğurken ben de çikolata sosumu yapmaya başlıyorum. Evet, sos için tencereye şöyle 2,5 su bardağı süt aldım ve bir paket
miktar çikolata sosunu içine alıyorum. Bunu burada güzel gibi eritip hemen ocağa alacağım arkadaşlar. Şu anda sosum da hazır. Bunun da biraz soğumasını bekleyeceğim. Bunu da dışarı alıyorum ki hızlı bir şekilde soğusun. Arkadaşlar, ikisini de soğuttum. Şimdi ikinci işleme geçiyorum. Bu muhteşem bir tatlı oldu arkadaşlar. Pratik ve lezzetli. Oğlum buna bayılacak. Arkadaşlar şöyle üzerine birer tane çilek koymaya ne dersiniz? Şöyle ortasına koyalım. Tabi bu çilek reçeli. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? Bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.